Agora'dan herkese selamlar. Yine bir çarşamba Agora günü. Daha önceki yayınlarda Erdal abinin sıkça dile getirdiği bir şey vardı. İnteraktif yayın olsun. Hani biz bizi izleyen, takip eden arkadaşlarımızla beraber konuşalım konuları diye. Bu konuda da alttaki yorumları hiç aksatmadan okuduğumuzu söylüyorduk. Tabii oradan da arkadaşlarımızın sorduğu sorular var Erdal abi. Onlarla Biraz başlayalım. onunla başlayalım. O soruları cevaplayalım Bu hafta istersen. sorularla Mert'in seçtiği sorular. Soruları biz seçmedik. Mert seçti. Mert'in seçtiği sorularla başlayalım. Ama rica edelim siz gene şeyi devam ettirin hocam. Saygılar sunuyorum. Like o, Mike. beğenme. şunu devam ettirin. O iyi bir şeymiş ya. Bayağı iyi bir şeymiş. Ne olur ona devam ettirin. Bir de şey, yorum ve soruları gene devam edelim yani. Önümüzdeki haftaya orta yapmış olun. Ama biraz kafa açıcı da sorular hani. Beğeni vesaire onlar eyvallah ya. Onlar bizi mahcup ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. İyi dileklerinize. Evet, başlayalım. Mert başlayalım. Abi Gökhan Balcı isimli... Önce dur ben şeyi söyleyeyim. Yani çok artistikten değil biraz rahatsızım yani hani. Şey gibi Boğaz hıncalı uç modeli. Ben bütün kış grip oluyorum. Arabanın camını açıyorum ya her gün. Evet. O arabanın camını sürekli açıyorum. Açmama için lazım. Durmak lazım. Durmak lazım evet. O yüzden hani çok artistik model. Olsun, gerçi öyle de olabilir olsun, tabii de. Güzel yakışır. Abi Gökhan Balcı isimli izleyicimizin sorusuyla başlıyorum. Kusura bakmasın biraz uzun sormuş. Ben özetleyerek isabet olur. Size hemen aktaracağım. Bizim ülkemizde futbol bir günün haftanın kapanışı olarak kullanılıyor. Hep önemli maçlarımız akşam 7-8 gibi 9 gibi saatlerde oynanıyor. Bizim hayatımızın ana noktasında oluyor. Ama mesela İngiltere'de bu hep daha erken saatlerde. Öğlen saatlerinde genelde. Sabah bir eğlence sonra günün geri kalan kısmı insanlara kalıyor olarak bir tespit de bulmuş. Çok da hoşuma gitmiş. Biz kendimizi futbolu doyuruyoruz. İngilizlerse tatlı niyetine bir günün başlangıcı gibi. Almanya'da daha çok gündüz gibi sanki. Almanya'da da daha çok gündüz. Bunun durumu nedir? Ya orada bir kere şöyle bir gerçek var. Bizde cumartesi çalışma oranı muhtemelen onlardan yüksek. Cumartesi günleri çalışma oranı onlardan yüksek yani. İngilizlerin zaten normalde futbol günü cumartesi değil mi? Neydi? Esas cumartesi. Hatta uzun süre pazar oynanmıyor çünkü kiliseyi rahatsız etmemek evet, için. Yani kilisenin alanına girmemek için pazar kilise günü uzun süre cumartesi oynanıyor. Neydi? When Saturday is come. Değil mi? Öyle değil miydi? Cumartesi geldiğinde. Bir sosyoekonomik gerçekler var arada. Ama burada ben cesaretsizlik de seziyorum bizim yayıncı kuruluşla ilgili. Yani bunun reyting problemi olacağını düşünüyorlar büyük bir ihtimalle. Biz de şunu kabul edelim ki futbol ekonomisi tamamen televizyon üzerine kurulu ya da yayıncı kuruluşun üzerine. Dolayısıyla sadece onu mutlu etmek için yapıyoruz. Top, oyun kimin diye soruyoruz ya. Bugünkü oyun, bugünkü düzeniyle parayı veren. Parayı veren Türkiye'de kim? Yayıncı kuruluş. Oyun kimin? Onun. Kuralları o koyar. Çocukken şey yapardık, top kiminse kararlar o. Top yayıncı kuruluş. Ha onlardan biraz daha cesur olmasını bekleyebiliriz. Yani bence de gündüz maçları çok keyifli. Ayrıca insanları zahmet. Yani 8'de olan maç 10'da bitiyor. Eve geliyorsun. Hele de yenildiysen hayatın zehir olur ya en kötüsü değil mi? Yenildikten evet. Sonra dönüş çok zordur yani. Evet. Ben mesela Trabzon'a giderken hep maçlara şey düşünüyorum yani. Ulan yenilirsek nasıl döneceğim? Nasıl döneceğim? O yol bitmez. Giderken dur, heyecanlı anlatayım. Gidiyorsun da. Sonra döneriz soruya. 7-1 7-1 mi yenilmiştik size? Evet, Beşiktaş 7-1 yani. Şota'nın ilk maçı. Şimdi buradan gittim Adapazarı'na. Hafta sonu izinde üniversite 2. sınıf ya da 3. sınıf. Dediler ki hadi maça gidiyoruz İstanbul'a. Hafta annem çok kızdı yani. İki gün geliyorsun, onu da bir günü İstanbul'a maça arabayla arkadaşın araba. Renault'da bir eski model Renault. Yolda su kaynattı. Bir sürü başımıza iş geldi. Neyse geldik maça. Abi yenildik. Dönüşte kimseden ses yok. Kimseden ama böyle çıt yok yani. Ya işte çakmak istemem falan onun dışında çıt yok yani. Şey diyoruz. Gebze'ye falan vardık en sonunda ben dedim beyler bir şey söyleyeceğim ama küfür etmeyin dedim. Takım çok iyi oynadı dedim. Bu takım çok iyi takım olacak. Yani hani gündüz meselesi bence de ideal olan cumartesi falan pazar 2-4. 2 belki çok erken olabilir ama 4 daha ideal. 2 de uygun ya. Pazar kahvaltını yaptın evet. Aileyle çıktın. Çoluk çocuğu maça götürmek de çok kolay olur. Yani alt liglerde daha çok öyle çok da eğlenceli oluyor görebildiğim kadarıyla. Sakaryaspor'un maçları şu anda genelde 2'de falan oynanıyor. Çok da eğlenceli oluyor gördüğüm kadarıyla. Bir de tabii şu da var Erdal abi. Orada 2'de oynanması... 12'de oynanması ya acaba doğru o mu bu bir yani onun doğruluk kriterini orası belirliyor biz ona göre mi ayak uydurmalıyız belki bizdeki 7'deki mi daha biz ideal ideal şimdi futbolu için de böyle ya bu
topa savunmadan başlamak, kaleden başlamak. Evet, doğru oymuş modelinin. Bir tane doğrusu yok. Tabii örnek olarak doğru gösterilip burada uygulanmaya doğru çalışılması. Doğru. Bir sürü şartlar farklı olmasına rağmen uyduramadığın zaman da altta görünme. Doğru. İki, doğru. Tabii orada sen bahsettin sosyoekonomik şartlar. Yani farklı, adam futbol hayatındaki 6-7 eğlence unsurundan biri. Yani futbol olmasa da kendi o ruhunu tatmin edecek, dolduracak işten arta kalan zamanlarda bir şeyi var, atraksiyonu var. Şimdi burada ekonomik durum belli, iş güç belli. Maça giden adamın ya da genel anlamda insanların kendi işlerinin dışında neyle eğlenerek vakit geçirecek? Doğru. Şimdi maddiyat da doğru, bu işin şeyi. Doğru. Üç, en büyük unsur bence şu. Orada belirleyici olan, mesela kim belirliyor orada maç saatlerini? Belirleyici olan, belirleyici olabilmen için, kural koyucu olabilmen için güçlü olman lazım. Aynen. Dünyada da böyle, kuralı kim koyuyor? Güçlü. Güçten kastımız ne? Bir ekonomik, iki silah. Doğru. Böyle güçlüysen hani, dünyada da kuralı sen koyuyorsun. Çok doğru. O yüzden çok doğru. Mesela şeye de bakmak lazım. Yunanistan'a, Romanya'ya, Bulgaristan'a, yani buralardaki maç saatleriyle İngiltere'deki maç saatlerini de kıyaslamak lazım. Gerçi oradaki yayıncılar, yayıncı kuruluş mesela Fransa daha çok gece. Fransa daha Fransa çok gece. Gece. Almanya, İngiltere bu konuda gündüzde ısrarcı. Evet. O konuda dünya çapında yayın yapmasında da çok büyük. Belki onun da etkisi var. Almanya bir ara hatta 12'lere falan çekmişti yani şey için. Almanlar her şeyde geç kalıyorlar ya. Şeyde geç kaldılar hatırlarsan. Tarihte öyleydi ya. Yok. Sanayi devriminde değil de sömürge bulmakta geç kaldılar. Futbolda da bu uzak doğu pazarına girmekte geç kaldılar. Sonra birden çok ciddi şey yaptılar yani. Abi o geç kalıyorlar ama sonra bir başlıyorlar. Öne geçebiliyorlar Almanlar. Öyle o, bir taraflar o geç var kalmak yani. Mı acaba sen bir yap bakayım ne sonucu bravo, ne olacak olabilir. Mı? Garantici değil aşıda mi? Aşıda da onu yaptı mesela. Bravo, tamam, bravo. Avrupa'da birçok ülke başlamıştı. Bravo. Almanya kendi içinde üretiyor olmasına rağmen bekledi. Ve bunu da dedi ki en ince ayrıntısına kadar insanları dedi şey yapıyoruz. Analiz ediyoruz dedi. Olabilir. Diğerlerinde de öyle. Bir bakıyor Almanya. Öyle, öyle bir sıfıra, taktik olabilir. Tabii tabii. Doğru, riski olabilir. Sıfıra indirmek için onu yapıyor. Başka bir diğer soruya geçebiliriz. Umarım cevapladık. Evet. First last Nicky Bir. Bir de şey soru cevap değil ya. Sohbet ediyoruz gibi yani. Hani biz bilen değiliz yani. Şöyle bir şey sormuş. Futbolu bilmek diye bir şey yok zaten. Yalan o. Bu toplumda sporda, siyasette, düşüncede, hayatın pek çok yerindeki mevcut durumdan gerçekten rahatsız mıyız? Yoksa rahatsızmış çok, gibi mi yapıyoruz? Çok sert bir soru. Ama güzel soru. Çok sert. Yani gerçekle yüzleştiren bir soru. Evet. Doğrusu şu. Hakem kararlarından anlayabiliriz aslında onu. Hakem kararlarına gösterdiğimiz reaksiyondan anlayabiliriz onu. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Hani konu futbol olduğunda İngiltere'de de durum farklı değil. Taraftar nesnel davranamaz. Yani taraftar objektif bakamaz. Taraftar öznel davranır. Kendi açısından bakar. Taraf olduğu yerden bakar. Bu çok normal bir şey. Bizdeki sorun bence şu. Hafta içinde çok güzel bir makale vardı. The Athletic'te. Çok güzel bir makale. Tek tek hakemleri sıralamış. Evet demiş şu hakem şu takıma düşman, şu hakem şu takıma düşman. Ama bakıyorsunuz ki her takımın bir düşman hakemi var. Yani yok aslında böyle bir şey demiş. Düşman falan değil. Sadece orada hata yaptı. Ona herkesin bagajı dolu. Herkesin mutlaka kendini haklı çıkaracak bir şey var. Yazmış böyle uzun uzun. Şunu kabul edelim ki demiş bu normal bir şey. Sonra altına yorumlara baktım aynı bizdeki gibi. Ya boş konuşmuşsun. Görmüyor musun hakemler hep şunu ezmeye çalışıyor. Üşenmedim. Bütün yorumları okudum. %70'i şey. Ki bu The Athletic bayağı şey bir site. Hani, hani bir de şey. Yani köpük transfer haberleri verip ortalık karıştıracak falan değil. Dolayısıyla onu okuyanların da hani belli bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Ama bakış açısının ne kadar öznel olduğunu, ne kadar subjektif olduğunu taraftarını anlıyoruz. Burada sorun şu bence. Bizdeki sorun şu. Bizde entelejansiya dediğimiz ya da bürokrasi dediğimiz yani futbolu yönetenler ve futbol üzerine kalem oynatanlar, kanaat önderleri, yazanlar, çizenler, teknik direktörler onlar da öyle bakıyor. Yani orada öyle değil. Bürokrasi öyle değil. Bürokrasi olur böyle. Bizde yöneticiler ve bürokrasi de taraftar gibi düşünmeye, konuşmaya başlayınca asıl sıkıntı orada bence. Öbür açıdan Ergin daha doğru cevap verir. Yani hayatın başka alanlarında da ya çok basit ya. Emniyet şeridini kullanan bir adamın hakemden şikayet etme hakkı yok. Yani bu kadar söyleyebilirim. Yani ve bizde emniyet şeridi kullanmak çok vakaya adiyeden yani hiç. Ben bazen şey yapmaya çalışıyorum hatta biraz sağa taşırıyorum ki orayı kullanmasın. Adam bayağı korna evet. basıyor, kızıyor yani. Evet. Ne yapıyorsun? Sanki evet. ben suçluyum yani. Bu yani emniyet şeridini kullanan
çok yüksek bir yüzde var ve bunların hepsi adaletsizlikten şikayetçi. Şimdi bu soru da aslında bu işin iyi işlediğini düşündüğümüz ülkelerle kıyasen gelmiş bir soru. Yani niye biz böyleyiz de gelen bir soru. Başında o tarafın ismi olmasa da, Batı'nın ismi olmasa da. Ama niye? Güven endeksi dediğimiz bir şey var. O çok düşük olduğu zaman her sektörde sen kendini kurtar derler adama. Değil kaç mi? Kurtar kendini. Anne tavsiyesi. Kaç kurtar kendiniye döner. Çünkü adam burada adalet mi istiyoruz, ayrıcalık mı sorusunda ekseriyet böyledir. Yani kesin bir hüküm değildir benim söylediğim ama ekseriyet böyle. Yani ayrıcalık ticarette de böyle. Doğru. Futbolda da böyle. Her şeyde böyle olmuş hayatta. Doğru. Adalette de böyle. Ama niye bu biliyor musun? Çünkü kaçıp kendini kurtarmaya çalışan adam ya da kendine yontmaya çalışan adam meşru hale getirmeye çalışmıyorum. Onu parantez için söyleyeyim de. Bu işin futbolda, ekonomide, adalette eşit dağıtılmaya çalışıldığından emin olsa doğru. Belki bu yola başvurmayacak. Böyle hissetmeyecek. Emin değil çünkü güvenmiyor. Bir kamusal alan problemimiz var. Yani. Güvenmiyor kamusal çünkü. Yani diyor ki yani ben yapmasam o yapacak. Şimdi bu acayip bir şey. Çok yıllar önce yaşadık biz bunu. Bir makalede okumuştum. Şunun üzerine kafa yormuş adam. Doğu'da sokaklar pis, evler çok temiz. Evler çok temiz. Yani Batı'yla bu kıyas edince Batı'da sokaklar tertemiz ama evler konusunda öyle çok da hani ev çok temiz olsun falan öyle takıntıları yok. Bu işte kamusal alana dahil. Orası benim alanım değil ya. Yani. Orayı ne yapıyorsanız yapın diyor. Ben kendi evim, benim evim temiz olsun da kapının önünden sonrasına ben karışmam. Bu belki hani çok daha derin bir kültürel çalışma konusu. O bizi aşar. Bizi aşar o baba. Eyvallah. Abi bir tane güzel bir soru var. Erdem isimli izleyicimiz. Demiş ki programlar harici beraber vakit geçirin zamanlar oluyor mu? Öyle samimi ve güzel bir program oluyor ki sanki abi kardeş aynı evde büyümüş hissi veriyorsunuz. Yani aynı evde büyümesek de aşağı yukarı büyüdüğümüz şartlar aynı. Şartlar büyüdüğümüz ortam. Ortam da aynı doğru. Yani çok şeye gerek yok. Beslendiğimiz belki, belki yerler de aşağı yukarı aynı oldu ama bir 10 yıllık hikayemiz var oldu aşağı yukarı 10 yıl oldu. Yani görüşme süremiz de hiç 6-7 günü geçmedi bu zamana yok, kadar. Hiç geçmedi. Hep onda oldu. Bir de WhatsApp diye bir şey var ya orada. Var tabii. Bir de o çok WhatsApp acayip değil mi abi WhatsApp dediğin şey. Geçen programda da üzerine konuştuk ya dağlar konusunu konuşurken. Mesela 3-5 sene görmediğim adam WhatsApp'ta arkadaşım yazışıyoruz. Adamı görünce sanki böyle birkaç gün önce çay kahve içmişim değil gibi mi? Hissediyorum. Evet. Hiç kopmamışım gibi hissediyorum. Evet. Bu da garip bir iş. O da garip bir şey doğru. Doğru. Mustafa Bülbül isimli izleyicimiz sormuş. Şöyle özellikle sana sormuş Ergin abi. Bir Trabzonspor olarak Ergin abi bir sorum olacak. Evet. Rıza Hoca'yı istemenizi pek anlamlandıramadım açıkçası. Bu konuya fikrinizi daha açık bir şekilde ifade ederseniz sevinirim. Birçok Trabzonspor gibi benim için Rıza Hoca'nın Trabzonspor dönemi hafızada pek güzel yer kaplamıyor. Evet. Yani kısa çalışma dönemiyle ilgili hafızada çok iyi yer kaplamayabilir. Bu anlaşılabilir bir şey ama Rıza Çalınbay'ın Beşiktaş için ifade ettiği şeyle Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor için ifade ettiği aynı şey değil. Çok başka. Hani mesela Şenol Güneş gibi. Doğru. Yani gelip çalışıyor olsa bile doğru. Mesela Rıza Hoca da şeyde çalıştı Trabzon'da. Rıza Çalınbay dediğim zaman benim aklıma ilk gelen şudur. Bunu daha önce de tasvir ettim. Kısaydı o zaman şortlar bilirsiniz. Böyle kısaydı. Çok boxer gibi şort. Çok kısaydı. Kupa alacağın zaman kupa sahada değil protokol tribününde verilirdi. Doğru. Takım elbiseli doğru. Gözlük, kolormatik gözlükle bravo. Eski siyasetçiler. Bravo. Kurdele bağlı kupalar vardır evet. Biliyorsun. Kurdele evet, bağlı. Evet. Tabii şimdi futbolcular böyle tüy döküyorlar abi. Böyle bir çıkarıyor adam baklava maklava. Buralar evet. Parlıyor, buralar parlıyor. O zaman yani Rambo öyle Yusuf, tabii, Rıza Çalınbay. Bravo, kıllıdır bravo, yani. Bravo. Baba fotoğraf şudur. Rıza Çalınbay ne? Bak şu. Şort, üst çıplak kıllar burada. Kurdele sarkan kupa burada duruyor. Beşiktaş yani, Rıza Çalınbay Rıza fotoğrafı Çalınbay bu. Budur. Yani mesela Beşiktaş'ta eleştiren çocuklara bakıyorum. 16, 17, 18 işte ya yaşın kadar kupa kaldırmış diyorum Beşiktaş tabii, adına mesela. Tabii. Niye Rıza Çalınbay? Bir Beşiktaş için ifade ettiği anlam. İki Rıza Çalınbay'ın hikayesi babasının işinden Sivas, babası emek, mücadele ve Beşiktaş kaptanlığına gelip Türkiye'de rekor kırmak. Hayatıyla Beşiktaş söylemi çok uyuyor. Uyuyor. Hala baktığın zaman mesela Rıza Çalınbay takımları fizik olarak bence Türkiye'de bir ya da ikidir yani. Doğru. Fizik olarak. Doğru. Fizik neyi getirir sahada? Mücadeleyi getirir. Doğru. Beşiktaş belki bu son yıllarda kırılmış olabilir ama diğeri dediğin mesela Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı bir dakika ben de varım mı yıllarca söylemeye çalışmıştır Rıza Çalınbay döneminde de özellikle. Bu fizik güç, mücadele aslında Beşiktaş'ın bu kreatif oyun
Mesela bir Schuster oyunu vardır. Bir de mücadele vardır. Tamam, kreatif oyun, güzel oyun, önde oyun, bunu hepimiz seviyoruz. Ama bundan öte İbrahim Üzülmez'in o tekneye attığı kafa, Rıza Çalınbay'ın avuta gidecek topa basarak atarak attığı depar yerde kayması biraz bunu temsil ediyor. Yani Beşiktaş o özünden biraz fazla kopmasın da istiyorum. Ama varsa mücadele. Yani yenil önemli değil ama 85'te o deparı koyuyor. Rıza Çalınbay buydu. Teknik direktörlüğünde de bunu başardığını düşünüyorum. Bu yüzden de biraz Rıza Çalınbay. Bilmiyorum oldu mu? Eyvallah. Ben bir şey ilave etmeyeyim. Abi o zaman... Ha bu arada Sivas Spor'a da şey yapmayalım, hani bir yanlış anlaşılmasın. Aktif bir teknik direktör zaten de. Bu hep konuşuluyor ya, o yüzden gelen soru üzerine biz de konuşuyoruz. Yani orada Sivas Spor'lar anlayışla karşılasın. İnşallah. Katılıyorum, bence de hani sevimsiz bir şey gibi görünüyor. Ama ülke gerçekleri böyle. Abi Fatih Tekke ile ilgili iki tane izleyicimiz sormuş. Ben onları şöyle birleştirerek, biri Magdula ikili, bir de Serdar Güney. Öncelikle Fatih Tekke Abdullah Avcı'nın ekibine katılır mı diye bir soru gelmiş. Bir de bizim ülkemizde futbolu yeni bırakmış hocalar ve başarı beklediğimiz futbol felsefesine güvendiğimiz Fatih Tekke gibi isimler neden Süper Lig'de şans bulamıyor? Bu biraz çevre işi mi diye bir soru. Şahsen tanıdığım için söyleyebilirim ki Fatih futbola son özellikle birkaç yıldır, bundan 4-5 yıl önce söylemezdim aynı şeyi. Ama son birkaç yıldır saha içi ile ilgili çok kafa yoruyor. Klasik Fatih Tekke algısına çok uymayacak bir şey bu yani. Benim kafamdaki Fatih Tekke yıldızdır. Top oynanır falan öyle der. Öyle değil. Yani şu andaki Fatih Tekke öyle değil. Bayağı çizimler. İşte Gasperi'nin ne yapıyor, ne yapıyor. Eyvah, bunlar üzerine onu da kaybettik. Kafa yoruyor. Bayağı kafa yoruyor. Kaybettik Fatih. Ama şöyle bir problemi var bence Fatih'in. Fatih Hoca'nın. Bir ilişki problemi var. Yani şartları kendi hayal ettiği gibi zannediyor. Öyle değil. Yani ne yazık ki başkanla işte biraz idare edeceksin, onu idare edeceksin. Oynamıyorum ben gidiyorum demeyi çok kolay yapıyor. Çok güçlü şahsiyeti var. Belki onun biraz ne yazık ki biraz törpülenmesi lazım yani. Onun dışında işte Abdullah Hoca'nın ekibinde olmaz mesela Fatih Hoca. Yani düşünmez böyle bir şey. İkinci soru, çevre meselesini Süper Lig'de hoca bulmak. Yani... güzel bir şey. Ya Türkiye'de de böyle. Hayatın her alanında böyle değil mi? Yani ilişkilerimiz çok belirleyici olabiliyor. Yani bir gelinen nokta çok emek şeyi değil, daha çok ilişkilerimiz. Ama bunu kırıyor işte yani şey, İlhan Hoca kırmadı mı işte bunu? Kırdı. Yani İlhan Hoca'nın yaptığı, hatta Abdullah Hoca, Abdullah Hoca'nın yaptığı da. Yani o ilişkiler şeyini kırıp, yani güçlü bir futbolculuk background'u olmadan, eksiden başlayıp, yola geriden başlayıp açığı kapattı. Bence yavaş yavaş kırılıyor bu. İnşallah öyle devam eder. Var ama çok doğru yani bundan. Yani çok net ilişkiler belirliyor canım. Yani o telefon ediyor, öteki telefon ediyor, öteki telefon ediyor. Yani ben biliyorum ki yani bir kulüp başkanı şöyle bir cümle kurdu yani. Hocayı göndermiyorum çünkü sonrası gelecek telefonlardan hangi bunalırım diye. Aman abi ne yaparsak yapalım hocayla devam edelim diyorum. Yani böyle bir şey var. Hamili yakinimdir. Hamili yakinimdir. Ama bak, İkili ilişkilerden bir iş yürüsün, onda problem yok. Eğer liyakat sahibi. Sürdürülebilir değil tabii. Bak şöyle bir program yapıyoruz abi. Birimizden birimize böyle bir program teklifi geldiğinde sırf yakın olduğumuz için mi, ikili ilişkimizden dolayı mı yapıyoruz bu yok, programı? Yok tabii canım. Tabii. Bunu en iyi senin yapabileceğin için bunu yapıyoruz. Aynen. Yani insan tabii ki hani hep derler ya ben belediye başkanı olsam muhabbet ortamında şey konuşulur mesela. İşte hep o ihale alıyor, bu ihale alıyor. Biri diyor ki kardeşim diyor, ne olacak? Ben diyor belediye başkanı olsam sana veririm diyor. Diyor değil mi bunu? Bu hep konuşuluyor doğru, mesela doğru, arkadaş grubunda doğru, ortamında. Onu hani normal doğru, gibi konuş. Problem yok. Liyakat sahibi olduktan sonra... Diye tanıdığına da şimdi şey şeye de ben karşıyım. Biz yıllarca itiraz ettik ama baba oğul hakem olmasın, o olmasın, bu olmasın. Evet olmasın da şimdi bir tarafta... Adam iyiyse de zulmetmeyelim. Adam iyiyse, liyakat doğru, sahibi ise... Doğru. Onun da dezavantajı olmasın yani. Babası tabii, hakem diye ona hakemliği yasaklamayalım. Tabii. Yani. İşte tiyatrocu, babası evet, tiyatrocu. Adam mesela yetenek yok, oradan yürüyor. Bu yürümesin tamam mı sırf babası? Evet. Ama yeteneği varsa... Tabii tabii. Babasının altında da ezilmesin yani. Tabii. Doğru. Ya böyle şey başladın ama sürdürülemez ki. Yani ilişkiyle bir yere gelirsiniz ama sürdürülebilir olmak size bağlı. Bence hala. Bundan sonra da önemli ölçüde değişeceğini düşünüyorum özellikle futbolda. Yani önemli bir kırılma yaşıyoruz aslında. Kimse farkında değil. Hepimiz farkında değiliz. Biraz farkındayız ama bence yakın zamanda bu çok daha güçlenecek yani. Önemli bir kırılma yaşıyoruz bence Türk futbolu adına. Anıl Öztürk isimli izleyicim sormuş. Bence çok güzel bir soru.
Trabzonsporlu. Hı. Eğer ki şampiyon olursak, art arda şampiyonluğun geldiği dönemde Trabzonsporlu olan pek çok şampiyonla tanıklık eder ama yıllarca bu duyguna mahrum kalan birinin hissiyatıyla acaba ömür hayatımda bir şampiyonluk görebilecek miyim diyen yani 20-30'lu yaşlarında birinin hissiyatı aynı olabilir mi? Anıl, çok zor bir soru. Ben çok kısa ve iğrenç bir cevap vereceğim. Yani şampiyon olursa Trabzonspor ne yapacağımızı kolay ya. Olmazsa ne yaparız onu dert edelim bence. Yani olursa çok hallederiz. Ben merak etmeyin yani. Orada çok yaratıcı fikirlerim var. Olmazsa ne yaparız bilmiyorum. O yüzden mevzu şeye geldi. Geldi. Neydi? Şu meşhur kulüp dizisi var ya. Ha, kulüp orada. Dizisi. Ya bence şunu göze alıyor muyuz? Alabiliyor mu Trabzonspor taraftarı? Orada şey diyor ya patron sanatçıya. İzlememişlerdir belki Selim'e. Ama. He, Selim'e. Selim Songul muydu? Öyle bir yenilelim ki. Eğer yenileceksek de öyle bir yenilelim ki herkes bizi konuşsun. Eyvallah. Yani bunu göze alabiliyor mu? Bence Anıl, esas odaklanmamız gereken bu. Öteki kolay ya. Vallahi çok kolay. Orada Ergin bile yardımcı olur. Herkesten... Bir süre önce olamazdım da artık olurum. Artık yani son olur. 5-10 senede olurum yani. Yani. Mehmet Ayan'dan yardım alalım. Bu iyi alalım. Bir şey mi bilmiyorum. Herkesten yani. Yardım alalım. Bu aralar Cüneyt'ten alamayız. Cüneyt de epey unuttu. Evet, evet. Ondan yardım alamayız. Yani. Evet. Sorular bu kadar abi. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Buna önümüzdeki haftada devam edelim. Tabii. Yani bu şeye sürece önümüzdeki haftada devam edelim. Bu arada evet. çok transfer şeyi var. Evet, Süper Kupa var akşam. Ha, bu akşam Süper Kupa var. Bravo. Unutulmuş. Bravo. Ya bu Süper niye bu zamana bırakılıyor? Anlaşılır geçen bir şey değil. Geçen sene de böyle. Trabzonspor çok... Başakşehir'i de böyle oynattılar. Arada oynamış. Herhalde pandemiyle ilgili bir şey başladı. Böyle gidiyor gibi. Ya bana sorarsan lig bitti ya. Tabii. Orada bitir abi ya. Bir de yani oranın hikayesini Sergen tabii, Yalçın yaşasın. Yaşasın yani. Oranın kalmasın. Hikayesini Ersun Yanal yaşasın. Öyle ya, Süper Kupayı. Lig bitti. 3-4 gün sonra yap bitir abi. Bravo. Yani. Bravo. Çünkü o takım onun hakkı o kupayı oynamak. Adam o kadrodaydı. Şimdi o kadroda yok. Onu oynayamıyor. Bırak. Doğru. Yani şimdi ne yapıyorsun yani şimdi? İsmi de bence çok anlamlı değil yani. Cumhurbaşkanlığı. Eskiden Cumhurbaşkanlığı kupası oldu. Sonra şimdi Süper Kupa. Bir Cumhurbaşkanlığı kupası vardı, bir Başbakanlık kupası. Üçüncü ve dördüncü başbakanlık kupası oynadı. Güzel maçlar olurdu. Çok. Ya. Bir Fenerbahçe Trabzonspor maçı hatırlıyorum böyle. Başbakanlık kupası. Çok güzel maçlardı. Çok güzel maçlar evet, olurdu. Evet. Genelde derbi yani, oluyordu onlar da. Evet, çok keyifli maçlar oluyordu yani. Yani hani Beşiktaş bayağı eksik anladığım kadarıyla. Eksik de eksikliğiyle ilgili ben epey bir çıkış yaptım. Hani burada çok tekrarlamayayım onu da. Yok. Yani gelme ortamı boş ver. Yok, gelmeyelim de inşallah o şeyi işte Erdal abi, kararsızlık dediğin şey bu yüzden. Allah aşkına Önder Hoca'ya adını koymuş olsan o 3 gün izini verir mi? Bravo. Onu geçtim. Bir tane mesela evet teknik direktör bu diye birini getirsem veririm. Adam kendi kariyerini ateşe atıyor. Belki bravo. Kupa alıp devam edecek. Bravo. O başı boş. Bir izleyicimiz sormuştu ya siyasette, sosyolojide işte niye bir siyasette meşhur bir laf var. Siyaset boşluk kaldırmaz. Siyaset dediği aslında o yönetmek. Yönetim boşluk kaldırmaz. Boşluk bırakırsan oraya hava girer, evet. Şeytan girer, nifak girer. Bir sürü şey boşluk bırakmayacaksın abi. Yani hoca kim bu? Bitti. Sezon sonu bakarsın ayrı. Değerlendirirsin. O değerlendirme de şartlara göre olmalı falan. Ayrı şeyler. Ama hocası belli olacak bir takımın. Olmaz böyle. Yani. Evet. Transfer dönemi. Yani o ara işte, transfer Trabzonspor özellikle ilginç bir şekilde Beşiktaş'ta hiç transfer konuşulmuyor. Yok. Böyle bir gereksinim de yok zaten. Cenk Tosun'un gelme ihtimali. İhtimali var ama zayıfladı ya. Sanki bir 10 gün önce daha fazlaydı. Sezon sonu olur diye ben düşünüyorum o işi. Ha, şu anda bir ücret ödemeden. Yok, Beşiktaş'ı şu an transfer bence de çok gerek yok. Kalan hedeflerine bu kadro yeterli. Kadro bence. Bayağı yeterli. Yeterli Beşiktaş'ın kadrosunda eksik ne var? Ya belki stoper alınır. Yani 4 tane var ya bunlarla gidersin. Ya yani. Da belki bir santrafor yedeği alınır. Santrafor belki olabilir. Yani öyle santrafor yedeği. Onun dışında Beşiktaş'ın kadrosu. Hatta az santrafor alınabilir yedeği bırak yani. Ya o adam iyi topçu ben anlamıyorum. Evet, vallahi iyi topçu bazen olmuyor. Yani. Bazen topçu olmuyor. Gol atacak yani, abi. Evet, çok ilginç. Ya ben olmuyor. İlk maçta seyrettiğimde dedim ki yani bir de bunu şeyde Moses mıydı Fenerbahçe'de? Ha Moses. Bir de onda yaşamıştım aynı şeyi hayal kırıklığını yani. İlk seyrettim dedim ki ligi alır götürür bu adam evet. Tek başına yani. Sonra evet. Ortama uydu. Bir süre sonra gelen yabancılar da bizim ortama uydu. Benzeşiyor işte abi. Hemen bakıyorlar ki iklim, yani. İklim, coğrafya hemen etkiliyor. Yani bir tek Trabzonspor sanki transfer yapacakmış gibi hava var yani. Bir tane yaptı zaten. İşte şimdi Vizca konuşuluyor ama bugün herhalde belli olur. Olumlu ya da olumsuz. Bitmesi lazım. Bu kadar uzayan transfer süreçleri iyi değil. Anladığım kadarıyla da Başakşehir yönetimi daha çok alternatif gelsin, teklif gelsin. Burada en şey aday da Fenerbahçe gibi görünüyor. Yani oradan da bir şey gelsin.
Ya bundan dolayı da kızamazsın ya. O adam en çok parayı kazanmak isteyecektir. Çok normal bir şey yani. Evet. Ama Başakşehir'in şunu biliyorum ki yani Vizca'yı tutmak gibi bir niyeti yok. Yani kendi işlerinde de bir şeye dönüyorlar anladığım kadarıyla. Yani bir tasarruf şeyi var. Bekleyip göreceğiz. Stoper'de işte Kaan Ayhan ismi konuşuluyor şimdi. Çok zor. İlginç. Çok Kaan Ayhan şöyle bir oyuncu. İşte konuşulan rakamlar 4, 5, 6 falan etmez. Asla o paralar verilmemeli ama. Trabzonspor'a dönünce Kaan Ayhan şöyle çok önemli. Türkiye'de aslında bu yabancı kuralı yerli stoperin kıymetini ikiye katladı. Çünkü yerli stoper neden önemli? Şundan dolayı. Kalecin yerli. Bir stoperin yerli. İkiyi tamamladın. Ve bunlar değişmez maç içinde. Ama hücum, yani işler yolunda gitmeyince ne yaptı stoper? Çıkarmaz kolay kolay hiçbir hoca yani. Değil mi? Kaleci çıkarmaz. Kaleciyi değiştirmez yani. Genelde hamleleri ileride yaparsın. Dolayısıyla o iki tane yerli, savunmadaki iki yerli seni çok rahatlatır. Yani, ama yine de o paralar nasıl ödenir, ne yapılır bilmiyorum yani. Ben olsam Vizca'yı ödeyeceğime... Kaan'ı mı alırsın? Varsa bütçe yani birine kullanacaksam Kaan'ı kullanırım. Kaan gerçekten çok iyi transfer. Yaş, mevkiler sağ bek oynayabiliyor. Yani, sağ bek, stoper, ön oynuyor. Ön libero oynayabiliyor. Bir de şey fizik gücü lige müthiş adapte olacak bir oyuncu yani. Kaan'ı bitirebilse Trabzonspor çok işine yarar. Yani sonraki sene içinde belki işine yarar. Bu sol beki abi ben Irak'ta geldi Azarov. Gitti. Geldi gitti olmayacak galiba. Ya orada bir de olsa da ben onu şunu sorayım orada sen devam et. Soruyu sorayım sana. Hı-hı. Ben bildiğim bir oyuncu değil. 19 yaş. Evet. Abi eyvallah hani bazen böyle yatırım göresin ama Trabzonspor'un ligin ikinci yarısı için buna mı ihtiyacı var? Pat diye koyup hemen 20. hafta oynatacak bir adam mı ihtiyacı? Bravo onu da tam da o tartışılıyor şu anda yani. Bence ikincisi. Hani belki işte geldi de bir 200 bin euro arttırdı fiyat ondan olmadı gibi duruyor. Ama o biraz hani onlar arttırdı Trabzonspor'da fırsat bu fırsat dedi. Çünkü başka düşünceleri de var anladığım kadarıyla yani eğer stopere Kaan olursa. Ya da yerli olabilirse, başka isimler de var anladığım kadarıyla. Stoper Türk olabilirse, Türk vatandaşı olabilirse belki sol beke daha hazır bir adam almak gibi bir şeyden dolayı diye düşünüyorum. Ama o olmazsa yine o çocuğa dönebilirler belki. Birkaç farklı denklem üzerinde çalışıyor Trabzonspor, onu biliyorum sadece yani. Ama 3 transfer daha yapacak gibi duruyor Trabzonspor. Bu Vizca olmaz da. Olur fakir Vizca'sı bilmiyorum. Efecan diyorsun. Efecan. Hadi bakalım. Efecan ben vallahi çok istiyorum gelsin ya. Yani çocuk kaç senedir yeter bunaldı. Vallahi ben olsam artık yeter derim yani. Sürekli bir adam bir şeyle bir de sadece Trabzonspor'la konuşuluyor. Yani evet. Beşiktaş'la konuşulur da hani her takımla Vizca şimdi her takımla konuşuluyor değil mi her sene? Efecan öyle değil yani. 3 senedir sadece Trabzonspor'la alınıp bir türlü transferi bitmiyor. Vallahi ben de üzülüyorum artık ya. İnşallah alınır yani. İnşallah. Ah bugün Münir Özkul'un ölüm rahmet olsun. Yıl dönümü. Senin Allah rahmet eylesin. Hangi filmi en çok? Abi ya, en çok hiç Yaşar Usta. Yaşar yani Usta değil çok mi? Zaten hepsi aşağı yukarı birbirinden güzel ama mesela onun rolleri vardır. Kazım Usta, Yaşar Usta. Yaşar Usta fabrikatör Saim Bey'e karşı sen mi büyüksün ben mi büyüğüm dokunma çocuklarıma dediği çok, bir film vardır. Dokunma çok. Aileme. Çok. Dokunursan ben ki hayatında bir karıncayı bile incitmemiş Yaşar Usta gözümü kırpmadan... Seni vururum, ve arkama bile bakmam diyor. Rahmet olsun. Orada bir aile koruması da aslında anlatıyor. Ben bir başladım de, eski filmleri tekrar izlemeye. İzle. Sıfırdan. Gurbet Kuşları ile başladım. Gurbet Kuşları da güzel film. Evet. Bir de tabii şey vardır, o çok güzeldir. Kazım Usta bu sefer de. Genelde ustadır ya. Şener Şen'in abisi ya. Bravo, Ziya'nın abisi. Kazım Usta, senin birader kahvede adamın birinin gırtlağını gezmiş diyor. Komiser iki dakika gelsin dedi. Bu jilet satıyor ya. Orada rahmet olsun. Çok güzel adamdı. Jilet diyor. Şeyi de çok güzel değil mi? Neydi? Beckenbauer, Kaleci Mayer, Nadia Comaneci, Bridget Bardot, Fenerbahçeli, Cemil. Cemil deyip Musa Pekin'in şiiriyle bitirelim. Şiir geleneği devam edilsin istendi. Ediyoruz efendim. Biraz daha futbol şiirlerinde kalalım. Tüketene kadar Ergin'den dinliyoruz bu sefer. Eyvallah. Sevgilim ve futbol topum. Sizi hiçbir gece düşünmeden uyumadım. Sizsiz hiç hayal kurmadığım düş görmedim. Ne sizi düşünmekten yoruldum ne de geceler bitti. Kaç şey yaşadın mı Ergin? Bitirdik ama arada şey yapayım. Maçlardan sonra yani tam yatağa yatıyorsun ya mesela. O kafayı bir daha ya, çok oluyor değil mi? Bir sürü baştan sarıyorsun abi, yani. Çok iğrenç bir şey değil mi? Bazen ne oluyor biliyor musun? Ben onu gerçek zannediyorum. Yani çevirmişiz maçı.
Atılmış o gol. Yani uyuduktan sonra onu kaçan gerçek gol, olduğunu zannediyorsun yani. Gerçekten o sevinç attık yaşamış. O golü. Atmış zannediyorsun yani. Fazla yoğunlaşınca böyle oluyor. Allah'a ısmarladık efendim. Eyvallah. Eyvallah.